Nohut fiyatındaki artış leblebiyi de etkiledi. Nohutun 4,5 lira olan kilogram fiyatı maliyetlerinin artması nedeniyle 8 liraya kadar yükseldi. Daha önce 8 ila 10 lira arasında satılan leblebinin kilogram fiyatı da yeni zamla 15 ila 18 lira oldu. Üreticilerden Ethem Sezer, nohut fiyatındaki artışla leblebiye de zam yaptıklarını söyledi. Büyük şehirlerde satışlara 20-25 liraya kadar satıyorlar leblebinin kilosunu. Sezer, leblebi imalatının çok meşakkatli bir iş olduğunu söyledi. Nohudun leblebiye dönüş hali tam tamına 40 gün, 45 gün, 50 güne kadar sürüyor bu leblebinin oluşumu. Üretici Halil İbrahim Sezer ise Türkiye genelinde nohut ekimi konusunda darlığın yaşandığını söylerken, ürettiği leblebiyi Kayseri, Malatya, Gaziantep ve Çorum'a gönderdiğini belirtti. İsim olarak Çorum'a ün yapmış, tabii onun niye ün yapmış? Doğu ve Karadeniz bağlantılı olduğu için tavşanlı ücra bir köşe, uç bir köşe, batılanla bağlantısı makas halinde olduğu için buraya fazla vatandaşın bilmediği için bu hareket oraya kazandırdı. Tavşanlı'da 5. kuşak leblebi üreticisi Süha Harmancıklıoğlu da leblebinin çok çeşidi olduğunu söyledi. 43,5 çeşit leblebi üretmekteyiz. Bu çoğu da kırık leblebi diye geçiyor. Yani tuzlusundan acılısına, haşhaşısından vanilyalısına, susamlısına bütün çeşitler bizde mevcut. Yani bizzat kendimizin icadı olduğu ürünlerimiz de var. Kente bulunan vatandaşlar da yakınlarını ziyarete giderken hediye olarak leblebi götürdüklerini söylüyorlar. Tavşanlığımızın leblebisini daha önce öğrencilik döneminde Eskişehir'e bayağı götürdük. Şimdi de göreve başladık. Şanlıurfa'ya götürüyorum. Böyle de devam ediyoruz. Bakın ülkemizin hemen hemen her yerine tavşanlığımızın leblebisini taşıyoruz. Bütün tavşanlılar olarak.